Muhteşem 13. yüzyıla hoş geldiniz. Want Media Network Emirgen stüdyolarından sesleniyoruz size. Bugün hepimiz bir aradayız yine çoğu zaman olduğu gibi. Eray, Fırat ve Sinan hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk Şerim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. <laughs> Teşekkür ederiz. E fark ettim ki size tüm bu 25 bölüm boyunca nasılsınız diye <laughs> hiç sormamışım. Bir kere sormuş oldum. Bir kere sordum değil mi? Evet. Cevap verememiştik. <laughs> Sinan dışındayız. Sinan dışında mı? Neden Sinan? Beni mikrofondan uzağa oturttular. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyor. Neyse. Hoş geldiniz. Çok güzel bir bölümle bir arada olacağız. Bugün tüm bu 25 bölüm boyunca sürekli aslında bahsettiğimiz çok önemli bir bölgeyi konuşacağız. Endülüs'ten konuşmaya başlayacağız bugün. Biliyorsunuz geçen bölüm İbn Arabi'den konuşmaya başlamıştık ama İbn Arabi özelinde de Endülüs çok önemli bir yer. Çünkü İbn Arabi'nin doğduğu topraklar ve Belki düşüncesini de etkileyen bir bölge burası. Çok da fazla uzatmayayım aslında girişi. Hemen sözü Eray sana vermek istiyorum. Endülüs neden bu kadar önemli ve Endülüs nerede? Ve Endülüs neden Endülüs? Önce şunu söylemek lazım herhalde. Endülüs, hem tabii ki Endülüs diyoruz ama bir yandan da Endülüs biraz yanıltıcı bir kavram. Endülüs dediğimiz zaman biraz konuyu efsanevi bir yere çekiyoruz gibi. Endülüs çok açık İspanya ve Portekiz. Evet. Yani, İspanya, Bonca... Öncelikle bu sırrı bir açıklayalım. <laughs> İspanya ve Portekiz'in yüzde yetmiş Hatta yani tabii ki farklı zamanlarda farklı şeyler var, büyüklükler. Ama bugünkü Portekiz'i düşünürsek Porto'ya kadar, bugünkü Porto'ya kadar Endülüs. Hatta Porto dahil Endülüs. Bugünkü İspanya'yı düşünürsek İspanya'nın kuzeyi hariç, yani Galicia bölgesi denen İspanya'nın kuzeyi hariç tamamı Endülüs. Yani bunu birazcık genelleştirirsek Endülüs İspanya'nın Portekiz'in yaklaşık 500 ile 700 sene arası ama 500 senesi çok ağır olmak üzere Müslüman olan bölgeleri demek. Ve işte İbni Arabi'den geçen bölümde de bahsetmiştik. İbni Arabi'nin işte doğduğu yer bugünkü Mursiya Bugünkü ismiyle Mersi'ye ama yani Endülüs derken İspanya ve Portekiz denememiz lazım. Yani İspanya ve Portekiz deyince ben niye bunu tercih ediyorum? Hı hı. İspanya ve Portekiz deyince daha bir kafada somutlaşıyor gibi. Evet. Yani bugünkü kavramlarla düşündüğümüzde. Bayağı Avrupa'nın göbeği oldu. Evet. Hem Avrupa'nın göbeği bir de yani hani İspanya ve Portekiz'in bugünkü haliyle bile bir kavramsal olarak düşündüğümüzde o günkü Endülüs'le bağlantılar, Kurabiliriz. Hmm. O yüzden diyorum yani soyuttan somuta çekmiş oluyoruz. Hı hı. Evet Endülüs, El Andalus esas ismi, yani Arapçadaki ismi ama yani İspanya'nın ve Portekiz'in 500 yıllık Müslüman geçmişi demek daha bence daha doğru yani. Bu arada Endülüs isminin kökeniyle ilgili de türlü türlü görüşler var. Hani çok netleşmiş olmasa da hatta Atlantis'ten geldiğini bile iddia eden var. Nuh tufanı sonrası ilk yerleşen Hendeliş halkından geldiğini söyleyen var. Çok kesinliğe kavuşmuş değil ama değil, evet. senin dediğin gibi o zaman bir Müslüman İspanya manasında kullanılan. Ama Bahanesi, eskiden de bu ismi. isim var. Yani şeylerin gidip Müslümanların adına Endülüs dediği bir yer değil. Hı hı. Şeyle de ilgili olabilir. Mesela ben hep düşünüyorum onu. Yani mesela işte Nadal var değil mi? Kelime olarak esasında aynı. Yani bir hani vandallar var vandalları da bağlayalım yani. vandallar bence çok çok şey, çok her yerde uydurma yer o kesin yani. Çünkü niye uydurma? Sonradan yakıştırma gibi gözüküyor. Çünkü burası hiçbir zaman vandalizmin merkezi olmamış ki vandallar olsun. Hmm. Yani burası tam tersine bir kültür merkezi olmuş, bir finans merkezi olmuş, ticaret merkezi olmuş. Nasıl olsun vandalların ismiyle an anılsın? Yani büyük ihtimalle farklı bir şey var. Ama açıkçası ben bulamadım yani bilmiyorum. Ya demin söylediğim bence çok önemli. Yani genel sanki endüstri tamam. Hiç bilmeyen de var ama az bilenler için de sanki her zaman Hristiyanların veya bu bugünkü İspanyolların olduğu bir yeri bir süre Müslümanlar gelmiş bir süre fethetmişler sonra çıkmış gitmişler. Hayır oranın gerçekten bir parçası var. Yani evet. burası da zaten hiçbir zaman bugün bildiğimiz İspanyolların olduğu bir yer değil. Birçok halkın gelip geçtiği bir yerden bahsediyoruz. Yani bir İspanyollar bir de Müslümanlar vardı. Olay bundan ibaretti gibi değil. Çok daha bunu uzun dönemli bir tarih açısından bakmakta fayda var. Vikingler var mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de onu diyecektim. Sinan konuşuyorsa ya Viking vardır ya Vizigot vardır. <laughs> Peki Sonuçta podcastimizin ilk bölümlerinde bahsetmiştik. Endülse okey yani birden fazla kültür, devlet yerleşti buraya. Ama sonuçta Müslümanların oraya gitmesinin bir hikayesi. Bir hikayesi var. Bu hikayeden e Ama o hikayeden önce şunu söyleyelim mi birazcık daha Hı, hani söyleyelim tabii. O hikaye de çok değişik bir hikaye ama tabii hani coğrafi olarak düşünürsek ne özelliği var buranın? En önemli özelliği aynı Anadolu'nun ve İstanbul'un bizim şu anda olduğumuz Emirgan'daki gibi yani işte bir tarafımız Asya, bir tarafımız Avrupa. Burası da Afrika ile Avrupa'nın Hı. Hmm. ve birbirine o kadar yakın ki esasında doğru yani, doğru evet inanılmaz o bir o kadar yakın ki yani bize uzak olduğu için anlamıyor gibiyiz ama yani işte Cebelitarık Boğazı dediğimiz yer bizim Boğaz gibi bir yer yani hani evet o yüzden de esasında iki büyük kıtanın o kadar mı nerede o kadar değil mi çok 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 yakın İki kıtanın birbiriyle buluştuğu yer e burası bir köprü kültürlerin köprüsü ticaretin köprüsü farklı iklimlerin köprüsü Akdeniz'in burası da çok önemli Akdeniz'in batı tarafındaki kapısı. Yani. Kapısı da demeyelim aslında o dönemki coğrafi keşifler daha dünyanın sonu. Dünyanın sonu. Yani Horasan'a ve Anadolu'ya nasıl güneşin doğduğu yerler dedik uzak doğuyu öyle adlandırıyorlar. Japonya hala bayrağında o güneş vardır. Burası da battığı yer. Evet. Yani bilinen dünyanın en sonu. Bundan sonrası uçsuz bucaksız bir okyanus var. İşte büyük canavarlar var. Hiç çıkamıyorlar oradan yola. Dünyanın bittiği yer. Ya bir de şöyle bir farklı yanı var. Roma dönemi hariç diyelim. Sanki minik bir kıta modeli gibi. Yani aynı anda bir fazla halkın da bulunduğu baktığınızda çünkü Akdeniz'den çıktığınızda okyanusa çıkıyorsunuz. Yani derin bir körfez gibi bir şekilde girdiğinizde oraya hapis kalmanız gerekmeyen, bir savunması olmayan iki tarafı bir tarafı okyanus bir tarafı Akdeniz'e açık geniş bir bölge. Aynı zamanda batı kıyısında başkalarının zamanında yerleşip hüküm sürdüğü, kuzeyinde başkasının olduğu, güneyinde başkasının olabildiği bir karışım alanı gibi. O yüzden de çok kültürlü, çok yaşamış bir yer bakıldığında. Bir Roma belki çok bir tek bir hakimiyet kurmuş olabilir ama o da bildiğiniz gibi zaten yaşayan yerel halkları asimile etme veya yok etme gibi bir plan uygulamıyor. Yani şey düşünürsek Avrupa ile Afrika arasındaki ticareti ve kültürel alışverişi en kolay geçilebilecek yer yani hani bundan daha Hmm. diğer taraflarda bayağı işte Akdeniz'e açılman lazım Akdeniz'in hmm. Gemiciliğin gelişmesi lazım. Burada bayağı... çok kolay bir şekilde karşıya geçebilirsin ve yani zaten yollar buraya varıyor bir şekilde. Yani. yani düşünürsek yani bütün Afrika'dan Avrupa'ya gelecek ve Avrupa'dan Afrika'ya gidecek her şeyin hı hı. yani gemicilik dışarısında buradan dolanması ve işte Fas üstünden Afrika'ya yayılması veya Endü üstünden Avrupa'ya yayılması çok doğal. O yüzden de ticaret merkezi. O yüzden de e, farklı ticaret merkezi olduğu zaman deniz kıyısında olduğu zaman farklı kültürler demek zaten. Bütün tarih boyunca böyle olmuş, hiç istisnasız yani. Evet. daha sonraki kültürel bağlantılarda da biraz yardımcı olacak. Buradaki ilk yerleşimleri, yani ilk şehir yerleşimleri, ilk limanları kuranlar da Fenikeliler ve Kenaniler. Yani Lübnan'dan, bizim coğrafyalardan, bizim çok bahsettiğimiz coğrafyalardan gelen insanlar ve Kenaniler yoluyla bir Musevi topluluk da var orada. Ticaret olduğu için, işte para alışverişi olduğu için biraz da hani Orta Doğu'ya yakın halklar da gelmiş, ilk orada iki yerleşimleri kurmuş. Orada şimdi sen Lübnan edin. bir hem farklı bir bilgi verelim hem de bir benzerlik de şu var özellikle mesela Granada'da Güney bölgesinde Endülüs'ün yüksek dağlar var İşte hatta kış olimpiyatları falan yapılmıştı şimdi Lübnan'da e, kelime olarak esasla bakarsak işte bugünkü labne hmm. değiniri veya Alp dağları Elba nehri Lübnan Albanya Elba Elba nehrini söyledim İtalya'da bunların hepsi aynı kök ne demek bu albino Aa o da beyaz mı beyaz hmm. beyaz da ne dağ hmm. yani dağın tepesindeki kar kar buz yani Lübnan Dağların, şimdi bu hep bahsettiğimiz Kenanlar, Filistinler veya Fenikeliler, Lübnanlar, Ürdümler diye bahsettiğimiz topluluk esasında hani Libya da aynı şekilde bu arada. Oradan çıkıp gemilerle Akdeniz'in farklı yerlerine yerleşip kendi çıktıkları memleketlerine benzeyen yerlere benzer isimleri koyan her zaman gibi yaptığı gibi ve yani. işte o yüzden bugün hani Alplerden bahsediyoruz. Burası da yine özellikle Granada'nın kuzeyi dağlık bölge olması sebebiyle çok benziyor. Yani hem Akdeniz'in en son kısmı hem de coğrafi olarak da benzerlikler var diyelim ilerleyelim. Ya çok sosyal olarak da dağlar ve limanlar birbirine çok yakın. Bereketli topraklar çok yakın. Dağlar olduğu için maden üretimi çok yakın. Birçok romanın işte demiri, tuncu vesairesi orada çıkarılıyor da üretiliyor. O yüzden çok önemli bir ticari de alan. Yani o zaman benim şu anda gözümde canlanan şey burası. Dünyanın yani o zamanki dünyanın en hani tırnak içinde sonu ve bir şekilde yolların doğal olarak vardığı bir yer. Doğru. Ve çok fazla değişik kültür ve toplum burada duraklamış veya e, güzel toplamış. bir yer her şeyden evvel. Çok güzel. Ben bir de yer. buraya kadar kendimi tuttum. Evet. Çok güzel yani bir orada yer. bulunduğum muhteşem yerler yani güzel bir yer. coğrafya olarak olağanüstü bir yer. Yani. Hem iklim olarak uygun her şeyden evvel. Nasıl iklime? Biraz encüli söyleyelim yani evet, gerçekten Endülis muhteşem ve... yerler. Bazen sohbetleri olduğunda hani bölge gitme durumu olduğunda Türkiye şey açısından benzetiyorum. Şimdiki İspanya dediğimiz bu bölgeyi. Ama Portekiz'i de unutmayalım. Portekiz'e Portekiz Portekiz evet, kaynayın evet. Porte, Endülüs dediğimiz zaman zaten Portekiz'i Portekiz, yani kaynağı. batı okyanusa bakan kıyısını unutmamak lazım. Çünkü o zaman niye kaynıyor onu da söyleyelim. O zaman henüz şeyler bulunmadığı için yani o gemicilik çok gelişmediği için Atlantik kıyısında olan bir yerin çok önemi yok. Akdeniz tarafında olan yerin önemi Portekiz Atlantik tarafında. İspanya Akdeniz tarafında. Daha sonra bu değişecek ve portekiz önemli Batı, hale Batı kıyısı kıymetli hale gelmeye başlayacak hem gel oldukça. Yani demek istediğim şu bize benzer bizim coğrafyaya şu açıdan benzeyen o kadar büyük olmasa bile karasal olarak bir iç kısmın olduğu çok dağların aynı zamanda korkunç sıcak kıyıların olduğu yağışlı tarafı gibi kurak tarafın da bulunduğu bu yüzden mutfağın çok zengin olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden de aynı anda birden fazla medeniyetin aynı dönemde beraber yaşayabildiği bir alan. Bizim esasında Akdeniz bölgesine çok benziyor. Kocaman bir Antalya. Devasa bir Antalya. Evet. Çok benziyor. Mesela Malaga acayip Antalya'ya benziyor. Hmm. İşte Granada'nın biraz üstü çok Toroslara benziyor. Çok benzerlikler var gerçekten. Kültür olarak da çok zengin bir alan. Bu da Sinan'ın bahsettiği için çok farklı milletlerin, ırkların gelip gitmesine bağlı. Dalga dalga gelen insanlar var. Roma işgali var ama Roma işgaliyle beraber bölgede çok farklı şeyler yok. Hristiyanlar da öyle geçiyorlar. O dönem Seneca çok önemli. Kordovalı, işte Kurtubalı. Seneca çok önemli bir filozoftur. O hayatın ilk yıllarını burada yaşadıktan sonra daha sonra Roma'da yani İtalya'ya geçiyor. Roma'nın en büyük filozoflarından biridir. Kendisi de iyi bir ailenin değil mi? Evet kendi Öyle zengin çok... bir ailenin. Orada yaşayan zengin bir şey ailenin. Şurada de değil miydi ya bu gladiator de oradan gelmiyor muydu? Gladiator filmindeki. <laughs> Maximus, Maximus, Maximus. Evet. nereden geliyordu? O da oradan şeyden İspanya'dan. <laughs> oradan İspanya'dan. <laughs> İspanya'dan nereden? Aşk, güneyinden. Hmm. Bu arada Maximus ama şu var. Bir araya bir şey girmek istiyorum Maximus. Bizim İbn Arabi'mizin lakabı da Doktor Maximus. Neden? Şeyhül Ekber çünkü. Şeyhül Ekber. Bu bölgenin başka bir özelliği de özellikle Mısır, bunda şeyde görebiliriz. Danslarında Mısır ve Hint bağlantısı olması. Mesela ne alaka diyeceksiniz. Ne alaka? <laughs> e şuradan çıkarabiliriz. Cipsi hı hı. kelimesiyle İgypt. Evet. kelimesi. Yani bizdeki Kıpti kelimesi. Hı hı. Esasında aynı kelime. Kısaca bir geçmek istedim. Böyle bir bağlantı da var. Özellikle kültürel bağlantısı ve müzik bağlantısı tabii ki. Bu gerçekten konuştuğumuz gibi bu verimli topraklara ve bir noktada Müslümanlar geldi. O noktada Abbasilerle değil mi emevilerin birbiriyle çatıştı. Şimdi birazcık şeyi geri alırsak. Alalım. Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra işte dört halife dönemi başlıyor. Dört halifenin sonunda bir kaotik dönem var. İşte dört halifenin üçü öldürülüyor, katlediliyor hı hı. ve özellikle işte Hazreti Ali'nin katledilmesinden sonra işin başında. Emeviler var. Yani İslam devletinin başında Emeviler var. Muaviye vasıtasıyla, Muaviye eliyle. Baştaki kişi mi? Evet, Muaviye. Muaviye'nin Muaviye ailesi esaslı. Yani Emevi, Muaviye aynı kelime zaten. Ha, oradan geliyor. Tabii. Ve Emeviler bu İslam devletini bu devleti çok hızlı bir şekilde büyütüyor. Yani onun Çok büyük bir başarı var. Horasan bölümlerinde konuşmuştuk hatırlarsın Evet. Yani çok baktık. hızlı bir şekilde Orta Asya doğru bir ilerleme var. Ama tabii esas ilk Müslüman olan bölgeler veya ele geçirilen bölgeler daha ziyade bugünkü Suriye, bugünkü Lübnan yine demin konuştuğumuz yani bizim Osmanlı'daki Şam vilayeti diyelim. Ve Emevilerin İslam devleti devletinin başına geçmesiyle beraber zaten çok enteresan bir şekilde devletin merkezi Şam oluyor. Hmm. Yani Arap Yarımadası'nda Akdeniz'e taşınıyor. Ki o sırada da Şam da yine bir Akdeniz şehri olduğu için, yine ticaret merkezi olduğu için, yine farklı kültürlerin merkezi olduğu için, bundan daha evvel Hristiyanlığın temel merkezlerinden birisi olduğu için Petra, Ürdün'deki Petra yine çok kutsal bir şehir olduğu için bundan zaten önemli bir yer. Hmm. Ve Emeviler burayı Şam'ı İslam devletinin merkezi yapıyorlar. Yani şeyde bir kayma oluyor. Daha sonra Abbasilerle beraber bu Şam yerine Bağdat ortaya çıkacak. Bunu zaten konuşmuştuk. Yani Şam'ın önemi tabii ki Akdeniz kıyısında denize açılmak, ticaret merkezi, kutsal yerlere çok yakın. Yani bütün şeylerin kesişme noktası. Önemli bir Çok o... önemli bir, çok önemli ve aynı zamanda tabii ki finans merkezidir. Her zaman olduğu gibi yani olduk. o kes, yani crossroads olan her yerde olduğu her gibi yerde yani zaten daha sonra biraz da gitmek zorunda kalacakları Endülüs'ü belki tanımaları ve keşfetmeleri de aslında bu denize açılmakla başlamış olmuyor mu? E şöyle esasında şimdi Emeviler çok çabuk genişliyorlar ya Şam'ı merkeze alırsak hem doğuda işte doğuda Orta Asya'ya doğru önce tabii ki İran ele geçiyor bugünkü İran. İran'dan sonra Orta Asya açılanıyor. Orasan'da büyük bir mücadele var. O sırada savaşlar olmaya başlıyor. Bir yandan bütün Arap Yarımadası ele geçerken bir yandan da Kuzey Afrika üstünden bütün Kuzey Afrika'ya. Bu kadar büyük bir Başarı yani gerçekten İnanılmaz çok toprak alanından bahsediyoruz ya, yani. Herhalde belki de ne diyorsun Fırat bilmiyorum ama tahmin ediyorum bakarız buna tarihsel olarak. Çok kısa sürede. En kısa sürede <laughs> en büyük şeydir, fetihtir. En büyük yani bu böyle bir şey olamaz yani. Ya 100 çok seneden bahsediyoruz. Farklı yani. nedenleri de var ama işte bir Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından oluşan bir vakum var. Güç vakumu var ortada. E çok hızlı bir şekilde dolduruyorlar ve 710'da yani Emeviler daha çok güçlüyken, daha Abbasiler bile ortada yokken İspanya kadar giriyorlar ve İspanya'da ayak basıyorlar 710. Evet. Yani. Çok acayip gerçekten. Evet. 710 da işte bu efsanevi komutan gemileri yakan Tarık Bin Ziyad'la beraber zaten Emevi devleti İspanya'ya adım atıyor ve orayı kontrol altına alıyor. Yaklaşık bir 40-50 sene evlerde olacak. Ve tabi burası büyüdükçe yani İslam devleti büyüdükçe merkez olan Şam yani farklı yerlerden gelin alıyor diyelim Hı -hı. bir şekilde. E, ve tabii Emeviler daha ziyade hani bunu da yine eski bölümlerde konuştuk ama biraz böyle tazelemek açısından da iyi olur. Emeviler daha ziyade bir Arap Müslümanlığını öne çıkarıyorlar. Ha, evet. Ve buna karşı özellikle Orta Asya ve İran ve Orta Asya'da yani bir az çok Türk-İran evet. işbirliğiyle diyelim onların desteklediği Hı -hı. çünkü o sırada da Horasan'da çok konuştuk çok kuvvetli bir bölge. Ve de Müslümanlık o bölgeye Geldiğinde orada zaten hali hazırda çok büyük bir zenginlik, ö, zenginlik var Aynen. ve ama Arap değiller aynı onların da desteğiyle. Abbasi ailesi hı hı. ki e, Abbas ailesi yani. Hz Muhammed'in amcasının torunları. Meşruiyetin kendilerinde olduğunu söyleyerek. Tabi bu esaslı siyasi bir konu yani. Dini bir konu değil. Abbas ailesi Emevi ailesini devirirken hı hı. bir katliam da var tabi ki. Bir, bütün aileyi ortadan kaldırıyorlar. Evet, sonuçta bir siyasi rakip. Buradan Abdurrahman isimli bir genç Emevi kurtuluyor. Hı hı. Bu da niye kurtuluyor? Demin söylediğim gibi. o Buraya bağlamak için söylemiştim. Merkez Şam'da farklı yerlerden gelinler alınıyor diye. Pas e o zaman işte İslam devletinin bir parçası ama aynı zamanda işte şeye gitmişler İspanya'ya gitmişler o bölgenin sultanının diyelim veya beyinin diyelim bölgesel şefinin kızı Kaya'nın oğlu. Yani şeydeki babası ki kendisi yani babası sonuçta ne oluyor? İşte o zamanki İslam Devleti'nin başı oluyor. Hı hı. Fas'tan, Fas'ın işte merkezindeki devletin kızını gelin almış. Yani bir ittifak var esas. Yani bizim işte Osmanlı'da da olduğu çok gibi. Çok oluyor evet. O zaman için çok doğal şeyler. Kaçarken de doğal olarak oraya kaçıyor. Kaçabiliyor daha doğrusu yani niye atıyorum işte kaçtı da Çin'e kaçmadı Tibet'e kaçmadı da işte ne bileyim. Evi oradaymış yani. Evet yani aynen öyle annesinin evine <laughs> annesinin kaçıyor ve orada gibi. tabii ki sadece annesinin evinde yok bir devlet de var. Evet dedesi de orada ve orada bir kendi içinde bir ayrı bir güç var ve demin konuştuğumuz gibi merkezi güçten de yani Abbasilerden de çok uzak. Hı hı. Olabilecek belki de en uzak yani çünkü dünyanın en sonu dedik işte. De. Doğru. Dünyanın en sonuna kaçıyor yani esasında <laughs> işin özeti. Tabi Abbasiler de Şam'daki merkezi alacaklar, Bağdat'a götürecekler. Daha ve konuştuğumuz gibi bu sefer Bağdat'taki oğlan üstü şehir kuracaklar. Kütüphaneyi de. Kütüphaneyi de ve halifeliğin merkezi olacak. Bu arada Abdurrahman'ın da kaçışı, o Abbasi suikastçilerinden kaçışı gerçekten filmler gibi uzun süre atlı takip. Wow. Bir kardeşi arkada kalıyor Yahya. Onu öldürüyorlar gözünün önünde. Yine kıyıya son anda yetişip ucu ucuna böyle 100 metre 50 metre farklı kendini gemiye atıp açılıyor. Yani tarih değişebilirdi. Abbasi suikastçilerin atları biraz daha hızlı olsa Endülüs bambaşka bir yer olabilirdi. Böyle bir ilginç Endülüs Emevi Devleti diye bir şey orada. ama Endülüs Fas Devleti olurdu orada. Ya başka bir şey yani, Endülüs yine Endülüs olurdu. Olur, Ama olurdu. yine de Müslümanlığın da oraya çok büyük bir şeyi var. Ama ya, zaten, Müslüman. 710'dan 750'ye kadar bütün her yer Emevi zaten. Buraya da valilerle yönetiyor. 21 tane vali değişmiş orada. Endülüs'ü Emevi valiler yönetiyor. Bütün İslam ordusu, İslam toplumu Emevi o 750'ye kadar, 750'de Abbasiler başa geliyor. Ondan sonra o iki ayrı merkez ortaya çıkıyor. Er. Peki Abbasiler Emevi devletinin ele geçirdiği Endülüs'e şey yapıyor, talip oluyor mu? Hayır olmuyor. Şöyle yani şimdi en uzağa gitti dedik ya. Abbasiler demin konuştuğumuz gibi daha ziyade yine... Oraya dönelim. Biraz Orta Asya, İran Hı. Türk destekli ve ağırlık biraz oraya kayıyor. Daha evvelki bölümlerde bir konuştuk. İpek yolu, ticaret, büyük şehirler falan. O da yani, büyük bir şey. Biraz, ait. yani biraz Abbasilerin ağırlık merkezi ve dikkat alanı daha ziyade işte Orta Asya tarafına kayıyor diyelim. Asya'yla. Hı. Ve Ana Arap Yarımadası Hı. ve tabii ki aynı zamanda işte Anadolu var falan biraz uzakta kalıyor yani şey. Bir de arada işte 739-40-41-42 devamlı bu aradaki bölgede Berberi isyanları var. Aslında biraz da uzak kalıyor ve arada bir bariyer diyelim. Baya uzak işte. Dünyanın en son dedik zaten yani. Hani bilinen dünyanın en sonu. Bu arada tabii şeyden de bahsetmek lazım hani Endülüs'e toplanıp bir Müslüman halk gidip de yerleşmedi sadece bölgede. Müslümanlaşma da var. İstersen biraz onu da tabi, tabi. anlatalım. Bu Müslümanlaşmadan bahsederken şunu söylemek lazım yani İslam devletinin bu kadar hızlı büyümesi ve bir anda Afrika'nın en batısından Avrupa'nın en batısından çok hızlı bir şekilde neredeyse 70-80 yıl içerisinde Afganistan sınırlarına kadar çok büyük bir alanda yani bizim de daha önce bahsettiğimiz işte bir tarafta Mevlana'nın bir tarafta hı hı. İbn Arabi'nin doğacağı iki köşeye kadar uzanması zaten büyük bir zenginlik var. Hı. büyük bir hamle var yani. Bir gelişme hamlesi var. Ve doğal olarak bu halklar da özellikle Fırat'ın dediği gibi Roma'nın bıraktığı bu vakumdaki halklar, toplumlar Müslüman olmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu büyük avantajlar sağlıyor. Hı. En önemlisi bir kere vergisel avantajı var evet. her yerde. işte şey olarak, sosyal statü olarak bir takım farklılıklar ortaya çıkıyor. İlk aşamada fikri bir geçiş değil o zaman. Daha faydalıca. Olabilir. Yani zaten bu hani tane din değişikliği özellikle Müslümanlıkta burada arada şeyi de koymak lazım özellikle mesela bu hani Müslümanlığın şartı konusu var ya Müslümanlığın şartı bu işle çok alakalı yani Müslümanlığın şartı Müslümanla geçişin şartı diye düşünmek lazım hmm. nasıl yani? Yani şimdi mesela Türklerin Müslümanlığa geçerken veya İranların Müslümanlığa geçerken işte bizim İmam-ı Azam dediğimiz Ebu Hanefi, Hanefi mezhebindeniz diyoruz ya mesela çoğumuz. Türkiye'de insanların işte bir araştırma okudum %60-70'i Hanefi Öyle mi? düşünüyor. Belki bir yerlerden diyor Çok da bilmiyor ama Ebu Hanife. Hmm. Şimdi Ebu Hanife esasında bir yenisi? önemli bir din adamı diyelim. Din adamı aynı zamanda İslami hukukun en büyük evet, İslam hukuk. en evet. önemli şeyler. Sınırda. Sınırda. Ancak e, kritik nokta şu. Diyor ki kendisi ya bu İslam'a geçiş şartla martla falan olmaz arkadaş diyor. Ve İran'la. Hmm. Bazıları Türk de olduğunu söylüyor ama yani karışık diyelim şu anda da hani tamam. şey. Ya, İran, Türk çok belli değil o sırada. Diyor ki bu böyle İslam'a geçirmez arkadaş diyor. Yani e, şehadeti yerine getirirsen sen la ilahe illallah diyorsan Hı -hı. zaten Müslümansın diyor. Yani onun dışında bir şartı tanımıyorum. Tanımıyoruz diyor. Hı -hı. Şimdi doğal olarak sen İslam'a geçecek bir toplumun üyesiysen başka bir sürü şartı olan geçişten ziyade böyle bir geçişi öneren kişiyi takip ediyorsun. Veya düşünce akımını takip ediyorsun. Ama başka bir İslam'a geçiş şartı da diyor ki işte zekat vereceksin. Evet. Hacca gideceksin gibi veya başka başka şartlar, sünnet olacaksın. Şimdi biraz zorlaştırıyor yani. İslam'ın beş şartında var mı sünnet olmak? Hayır ama şartlardan ben birisi. O yani. da var yani. İslam'ın beş şartı demek değil yani. Hmm. İslam'a geçişin şartları. Hmm. Çünkü sonuçta sana bir takım avantajlar veriyor. Yani bu statü sana avantajlar veriyor. Bu avantajlardan faydalanmak istiyorsan e bunun da bir maliyeti olması lazım. Biraz zorlaştırıyorum Heh. diyor yani. Bir kısım bunun maliyeti olması lazım derken mesela Ebu Hanif'e hmm. maliyeti falan gerek Çünkü bu bir inançsal bir şeydir diyor. Okay. Şimdi burada işi daha böyle pragmatik olarak baktığımızda bu İslam devletinin olağanüstü hızlı gelişiminden sonraki İspanya'daki Sinan'ın söylediğim yerel hakların da veya herhangi bir yerdeki yerellerin İslam'a, Müslümanlığa geçişi esasında böyle çok da aman Allah nasıl oldu denecek bir şey değil. Son derece hem pragmatik hem de mantıklı bir iş yani. Niye geçmesin adam? Yani bir, bir yerde hızlı gelişen bir devlet var. Bir sürü faydası var bu devletin bir parçası olmanın ve esasında o, o zamanki İslam anlayışı diğer özellikle işte kitabi dinleri de içine alan bir anlayış. O yüzden de çok hızlı büyüyor. Bir de sen şimdi konuşurken aklıma şöyle bir şey geldi. Yani din dinin ehli olan kişiler arasında bu tarz geçişler daha çok inanç üstüneyken sanki geniş bu kişilerin tebaası olan halklarda biraz daha faydacılık üzerine kurulu gibi. Tabii tabii yani doğal olarak böyle yani zaten bir kültürel bir şey her şeyden var hı hı. O kültüre uyum sağlayabiliyorsa çünkü sonuçta iki üç kuşakta bir çok rahat bir dönüşüm gerçekleşebiliyor. Evet. Yani alttan dipten dibe eski kültürler, eski alışkanlıklar, eski inançlar hiçbir zaman değişmiyor. Hiçbir dinde değişmiyor. Hiçbir kültürde değişmiyor. O sadece şekil değiştiriyor. Evet. Üstündeki kıyafet değiştiriyor. Altındaki aynı kalıyor. O yüzden farklı coğrafyalarda aynı dinin içerisinde farklı farklı inanışlar, farklı kültürler, farklı mezhepler oluyor. O, o mezhepler de uzun süre değişmiyor. Veya zorla din değiştirmeye zorlanan kişilerde gene geçmişten gelen şeyler oluyor. Yani İslam ve Kuranın avantajlarından birisi de önceki dinleri, semavi dinleri reddetmiyor. Hatta onların Tabii peygamberlerini kutsal kutsiyet at, at veriyor ve içine alıyor aslında. Tabi. Bir Hristiyanın bir Musevi'nin din değiştirmesi için hani paganlıktan Hristiyanlığa geçmesi gibi bir bir, bir durum değil. İsa Musa Kur'an'da da kutsal Hatta yani Kur'an'a bakarsak çok sayı sayı olarak yani hitap şeklinde en fazla yani Tam sayısını bilmiyorum ama bakarız ama tartışmasız bir şekilde kitap iki kitap Müminler, inananlar. Yani Müslüman kavramı devletleştikten sonra hmm. bir statü olarak doğal olarak ortaya çıkmaya başladığı zaman statü oluyor. Ve bunu daha ziyade Emevilerle bağlaştırıyorlar. Yani diyorlar ki Emevilerle beraber Müslüman kavramı. Ondan evvel Müminler vardı. Bu Müminler de bir daha bütünleşik bir Kapsayıcı. kapsayıcıydı. Hı hı. Doğal olarak Müminlerin kurmuş olduğu devletin parçası Müslüman olmaya başladı. Ve Müslümanlığa geçişler başladı bu sefer. Nasıl Müslümanlığa geçeceksin? İşte yani Fe dedi ki İmam-ı Azam ilah ilahe illallah dediğin anda geçersin arkadaş dedi. Diğer dedi ki hayır geçemezsin. Vergi vereceksin. işte hmm. İşte hacca gideceksin. Bir takım zorluklar var öyle o kadar kolay değil. Yani biraz benzetirsek bugünkü bize hikayesi <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Bugün, bugünkü gibi değildir Yani. Bugünkü kadar zor olamaz. <laughs> yani şimdi buradan bağlarsak Sinan dediği gibi evet oradaki haklarda e, insanlar da hızlı bir şekilde çok hızlı çünkü çok hızlı oluyormuş. Katliamla, kılıçla, şunla bunla falan olmuyor. O uzaydan adamlar da gelmiyor. Milyonlarca kişi de gelmiyor. Bugünkü gibi yine böyle işte gemilere bindiler. Yüz binlerce insan iltica etti oraya ele geçirdiğinde zaten hani zaten çok yüksek bir nüfus yok. Ve oradaki kültürün bir dönüşümü oluyor. 710'dan 717'ye kadar bütün İspanya alınıyor. Hatta sonra işte Bordo'yu, Toulouse falan zorlamışlar. Evet. Genelleri geçip Fransa'yı da almaya çalışmışlar. Ya zaten o zamanki Hristiyanlar o 8. yüzyıl sonuna doğru o senin dediğin geçenin yerde bir ayrı bir bölge oluşturup kalıyorlar ama bir de tabii şunu dikkate almak lazım. Alternatif dinle Hristiyanlık en büyük ve en yakın olan. O o zaman ne durumdaymış diye <laughs> baktığınızda daha henüz o güçte, o yayılabilecek durumda değil. Çünkü Papalık Devleti dediğinizin kuruluşu 750'ler. O müessesenin de daha biraz daha başlangıcında olduğu diyelim. Daha kendi e, Avrupa'nın Roma sonrası kendi iç meselelerini, o gücü ve bence hepsini bir yere getiren aslında yine papalığa dönüyoruz. Daha çok kuvvetlendiremediği bir dönemden de bahsediyoruz. Zaten sonra e, Hristiyanlık ve papalık meclisiyle birlikte güçlendikçe Endülüs'te işler tersine dönmeye ya, başlayacak yavaş yavaş. Roma'nın tekrar zaten Roma da papalık. Aynen hani, evet, tam göbeğinde. Roma'nın Roma merkezinin tekrar yani merkezileşmesi ama e, bu sırada tabii çok büyük bir boşluk var. Doğal olarak da e, insanlar buraya geçiyorlar yani. Şimdi burada kritik bir şey daha var. Şimdi tabii Endülüsle ilgili çok daha anlatacağız. Yani bu tabii. bir bölüm olması imkansız. Zihni yapısını, oradaki kültürel birikimi, işte Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanlar bir arada yaşayacaklar. Çok da. uzun süre böyle. Bambaşka bir kültür. Olağanüstü şehirler, inanılmaz zenginlik, harika eserler. Yani ee, şey olarak da kafa karıştırmış olabilir belki. Biz böyle birazcık daha hani üstten konuşuyoruz ya çok şey kronolojik olarak konuşmadığımız için. İşte Müslümanlık geliyor evet oraya. işte bu Emeviler'den önce geliyor. Ama öncesinde Hristiyanlık da var orada. Doğru. M Musevik de var. Tabii Yani ki. bunlar devlet olarak birbirinin üstüne binmediği için bir arada yaşayabiliyorlar. Yani o ortam nasıl sağlanıyor? Biraz bundan bahsederiz belki bir sonraki bölümde. Olur, olur. Burada bir tek şunu söylemek istiyorum tam kapatırken. Yani tarihsel olarak, kronolojik olarak önemli. Bu Endülüs Emevi devleti kurulduktan sonra uzun bir süre ya yani tabii ki orada büyük bir zenginleşme oluyor ve Hı. çok büyük bir ilerleme. İşte anlatacağımız müthiş bir ilerleme yani her açıdan yani. Kültürel, finansal, ticari, zihinsel müthiş bir bölge yani dünyanın Horasan'la beraber, Orta Asya'yla beraber iki tane mücevherinden birisi ve aydınlanma yani Tabii. Rönesans aydınlanmasına, yani oraya gidecek, yani müthiş bir aydınlanma. Hı hı. Buradaki şey şu. Bu bölgedeki Endülüs Emevileri uzun süre Abbasiler 950'lerde gücünü kaybetmeye başlayana kadar ses çıkarmıyorlar. Daha doğrusu ses çıkarmakla beraber biraz biraz özel olmalara rağmen çok fazla siyasi olarak Hı -hı. göze batmak istemiyorlar. Yani kendi başlarına ayrı bir şeyleri var. Bir bir devlet var orada. Hı -hı. İslam devletinin bir parçası değil ama bir yandan da ona tabi gibi. halifeli isyan eden bir durum yok. Ancak özellikle 900 ile 1000 arasında Özellikle artık Horasan'ın birazcık Orta Asya'nın gücü anlattığımız gibi düşmeye başlıyordu hatırlarsanız. Binlerde tam tepeye çıkıyordu. Hı hı. O sıralarda yaşanan e, içsel problemlerle e, özellikle artık Sünnilik ve Şiilik arasındaki ayrım çok artmaya başlıyor. Abbasiler'de. Yani Mi böyle Orta Doğu'da yani. Hı hı. ve Kuzey Afrika'da ve Orta Asya'da. Bu yüzden Mısır'da Fatimiler Devleti kuruluyor. Hı. Ve Fatimiler ikinci halife olarak kendini ilan ediyorlar. Böyle kendi kendilerine insanlar halifelik mi ilan yani ediyor? Siyasi gücün varsa edersen tabii yani. yani. siyasi kendi kendine edemezsin. Kendi kendine edersen kafana bindirirler. O Erler yüzden mi? Kuvvetli. Evet. Endülüs Emevi devletinin başında bir kişi o yüzden Abdurrahman mıydı şey? Kaçan ve Abdurrahman'ın ailesi 250 sene yani Osman Osmanlı ailesi gibi düşünelim. Hep aynı aile. Torunları torunları. 950'ye kadar ondan ses çıkarmıyor. 950'de ne zaman ki Fatimiler ortaya çıkıp biz de halifeyiz. Burası halifenin merkezi, İslam'ın merkezi. Burası diyor bu sefer 950'de Abdurrahman, 3. Abdurrahman sanırım camilerden hutbede. Resmen Arı çomak sokmuşlar. Burası bizim esasında Kordoba'yı hilafetin merkezi ilan yani diyor ve aynı zamanda üç tane halifelik merkezi oluyor. Birisi Kordoba, birisi Kahire, diğeri de Bağdat. Çok güzel bir yerde bırakalım evet. mı? Evet. Onları ben doğru. bir film önereyim. Tony Gattif, Cezayir asıllı... Fransız yönetmen. Hep bu Eren Demin bahsettiği Çingene yolu üzerinde işte Cipsi yolu üzerinde filmler çeker. Onun Vengo diye bir filmi var ve Endülüs'te geçiyor. Hı ve olan müzikleri var. Girişi zaten işte El Medet diye çığıran bir Müslüman müzisyenle bir flamenko gitarı çalan bir insanın. Bir El Medet dediğin imdat yani. Evet bir şey de başlar. Olan bir şarkıdır giriştir. Ve orada Kudüs'ü Ergüner de ne çalar? Yani bizim Anadolu'nun da etkilerini görebilirsiniz. Bir dahaki bölüme kadar izleyelim mi diyorsun? Evet güzel bir film. Of. Ve o etkiyi, müziği, flamenkoyu, işte neyi... ismini bir daha alabilir miyim? Vengo. 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 Ee, hem kendimize not hem de size not olsun sevgili <laughs> dinleyenler. O zaman Endülüs, birinci Endülüs bölümümüzü diyelim. Burada kapatıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ediyorum öncelikle ben. Aynı zamanda dinleyicilerimize de. <laughs> <laughs> dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum ve bizi e, sosyal medyadan ve aynı zamanda Spotify'dan takip etmeyi ve bildirimleri açmayı. Böylece... Podcast da var onu niye söylemiyorsun? Onu hep şey yapıyoruz. Podcast ne? Apple Podcast. <gülüyor> <gülüyor> <Orada kim> types... <laughs> Apple Podcast'ı <'i>, e, <laughs> istatistiklerimize göre yüzde bir bizi Sen Apple için <laughs> <laughs> dinleyen yüzde bir dinleyicilerimiz sizi <laughs> ziyaretçi olarak buraya bile davet edebiliriz. O kadar azsınız. Bir tek ben dinliyorum. <laughs> o da benim. Ha, öyle mi? <laughs> Mektup <Aa>. adresimizi veriyorum. Posta <laughs> 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 <da> kodumu. Geçiyorum. <laughs> Peki arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk olsun. Aşk <laughs> olsun. <laughs> Tamam etimolojik bakarsanız zaten yaşlı kişi. Nereden yaşlı kişi? Ya? Çünkü yönetim zaten onlarda olur abi. Kelime Arapça değil mi? Neyse. Geri alıyoruz. Çoğunluk bunu kabul etmedi. Değil abi değil. Kabul etmedi söyle. Yok yok yok. O konuda değil. <laughs> ne alanı, bana ne bana <laughs> ne.